İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender'da aynı karakterden animasyon için birden fazla tek bir dosyada nasıl kullanıyoruz? Yani karakteri nasıl çoğaltıyoruz ve kullanıyoruz onu inceleyeceğiz. Önce bir karakter dosyamızı görelim. Bu şekilde bir animasyon yapılmış. Eğer poz modda oynatacak olursak animasyon yapmaya hazır hale getirilmiş bir dosyamız var. Bu karakterden diyelim ki ufak tefek değişiklikler yaparak elbisesinin rengini, çeşidini, saçını, ayakkabısını kullanmak istiyoruz. Yani ben burada sadece örnek olsun diye renk olarak birini turuncu, birini mavi renkli iki karakter yapacağım. İkisini aynı dosyada nasıl kullanabiliyoruz onu inceleyeceğiz. Şimdi bu orijinal dosyaya dokunmuyoruz. Ondan copy paste diyerek iki tane kopya oluşturuyoruz. Bu kopyaları şöyle getirip koyalım. Bir tanesine diyelim ki karakter 1 diyelim. İsim de verebilirsiniz. Karakter 1. Diğerine de yine seçiyoruz. F2. Karakter 2 diyoruz. İsimlerini düzelttik ama işlerinde de düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Birincisinden başlayalım. Çalıştırdım Blend dosyasını. Elbisesini bir tanesini tamamen turuncu yapalım. Onun için mavi rengi turuncuya çevirdik. O tamam. Sonra isimleri tek tek düzeltiyoruz. İlk olarak objenin kendisinden başlayalım. Modelimiz seçili şu anda. İsmini çocuk koymuşuz. Onun ismini değiştiriyoruz. Çocuk 1 diyoruz. Madem bu karakter 1, ismini de çocuk 1 yaptık. Onun bir de biliyorsunuz data menüsü var. Data menüsündeki bir ismi de yine aynı yapıyoruz. Çocuk 1 yapıyoruz. Sonra bu armatürü seçiyoruz. Armatürde de isim olarak Rig ismi var. Onu düzeltiyoruz Rig 1 diye. Armatürün de kendi data menüsü var. Orada da Rig 1 ismini kullanıyoruz. Ve grup ismi var bir de. Herhangi bir objeyi seçebiliriz. Gruba dahil olanlardan bir tanesini. Mesela şu anda modelin kendisi seçili. Modelin kendisi seçili ve onun sarı renkli küp şeklindeki bölümünde, yani obje bölümünde, menüsünde aşağıdaki grup kısmına geliyoruz. Burada grup ismi olarak karakter grup adı verilmiş. Bunu karakter grup 1 olarak düzeltiyoruz. Bu arada en başta belirtmeyi unuttum. Armatürle obje beraber tek bir grup altında muhakkak bulunması gerekiyor. Mesela şu anda o işlemi madem bir daha yapayım. Bunları gruptan çıkarıyorum şimdi. Armatürü çıkardım, modeli de çıkardım. Şu anda herhangi bir gruplama yok. Gruplamayı şöyle yapıyoruz. Armatürü seçiyoruz. Sırası önemli değil bunda. Önce armatür olabilir, önce obje olabilir, model olabilir. Önce armatürü seçtim, sonra modeli seçtim. Shift tuşuna basılıyken elim. Şu anda iki obje seçili. İki obje seçili olduğunu şu üst taraftaki Blender ikonunun yanındaki bilgiler kısmında, şu obje kısmında görebilirsiniz. Sistemde genel olarak 108 tane obje var. Şu anda seçili olan iki tanesi. İşte bir tanesi bizim modelimiz, bir tanesi de o modelimizi hareket ettirmek için kullandığımız armatür objesi. İşte o ikisini muhakkak bir grup altında toplamamız gerekiyor. Topladığımız zaman zaten eğer tek tek onları tabii grup altına almak gerekiyor. Eğer sağ taraftan yapıyorsak gruplandırma işlemini, o biraz önce söylediğim ikisini beraber seçme olayının bu sağ tarafta bir önemi yok. Yani diyelim ki şu anda model seçili. Etrafında yeşil bir renk var. Bu bir gruba ait olduğunu gösteriyor. Onun hemen hangi gruba ait olduğunu öğrenmek istiyorsanız işte sağ tarafa bakıyorsunuz. Orada burada yazıyor. Karakter grup 1 isimli grubun bir üyesi. Modelin kendisi. Armatürü seçerseniz o da aynı şekilde. Sağ tarafa baktığınızda o da karakter grup 1 isimli grubun bir üyesi. Eğer bunlar çarpıdan kaldırabiliyoruz. Grup üyeliğini sonlandırmak için şu çarpıya bastığımız zaman mesela armatür bizim tarafımızdan ait olduğu gruptan çıkarıldığı için rengi de zaten normal sarıya döndü. Bir de objeye bakalım, modele. Model hala karakter grup 1 isimli grubun bir üyesi.
Onu da tekrar çarpıyla kaldırıyorum. Bunları sırf göstermek için yapıyorum. Gruplandırma işlemini işte bu sağ taraftan yapabiliyorsunuz. Yani add to group herhangi bir obje seçiliyken onu belli bir gruba eklemek istiyorsanız buradan add to group düğmesine tıklıyorsunuz. Daha önceden açılmış bir grup varsa ve onu eklemek istiyorsanız listeden seçiyorsunuz. Yok tamamen yeni bir gruba eklemek istiyorsanız o zaman artı butonuna basıyorsunuz. Yani burada yeni bir grup açılıyor. Oraya yeni grup diyelim mesela. İsmini bu şekilde istediğiniz gibi verebiliyorsunuz. Artık bu obje bu sefer de yeni grup isimli bir grubun üyesi. Bu ismi de buradan istediğiniz gibi de değiştirebiliyorsunuz. Tamamen esnek bir şekilde. Biz gene onu yalnız şey yapalım. Bunu kaldırdım. Tekrar şu karakter grup 1 olarak değiştirdim. Armatürü de o şekilde yapalım. Add to group diyoruz. Karakter grup 1 dedik. Yani demek istediğim obje ile armatür aynı grup altında toplanacak. Buradaki işlemlerimiz tamam. Bütün isimlendirmeleri düzelttik. Hepsine bir rakam koyduk. Çocuk 1, çocuk 1, armatür için rig 1, rig 1 ve grup içinde herhangi biri seçilirken sağ taraftan bakacak olursak şurada obje kısmında grup kısmına geliyoruz. Karakter grup 1. Armatürü seçtim. Karakter grup 1. Tamam. Ctrl C ile kaydettim. Şimdi aynı işlemi, tamamen aynı işlemleri diğer için yapacağız. Karakter 2'yi açtım. Bu da tamamen mavi olsun. Objeyi seçtim. Sağ taraftaki materyal kısmından şu turuncuya geldik. Onu da mavi yapacağım. Böylelikle aralarında ufak bir fark olmuş olsun. Şimdi demin yaptığımız işlemleri burada da yapacağız. Önce objeyi seçiyorum. Onun ismini bu sefer çocuk 2 olarak değiştiriyorum. Sonra data ismini de çocuk 2 olarak düzeltiyorum. Armatürü seçiyorum. Armatürün de ismini rig 2 yapıyorum. Data menüsündeki ismini de rig 2 yapıyorum. Bir de grup kontrolü yapalım. Önce modeli seçtim. Onun kendi menüsünde grup kısmında karakter grup 2 diyoruz buna da. Armatürü de seçiyorum. Onun da evet o da karakter grup 2 üyesi. Buradaki işlemler de tamam. Tamamen birbirinden ayrıştırdık. Yani aynı modeli kullandık ama isimlendirmeleri birbirinden ayırdık. Artık bir Blender dosyası açıp küpümüzü siliyoruz. Screencast Keys özelliğini de açalım. Bastığımız tuşlar gözüksün. Bunun için yalnız Screencast Keys script dosyasını çalıştırdım. Start Display dedim. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. İki tane karakter alacağız bu boş Blender dosyasının içerisine. Birincisini alalım. File menüsünden Link menüsüne giriyoruz. Link menüsünde Desktop klasöründe karakter 1'in içine giriyoruz. Orada Grup klasörüne bakıyoruz. Grup klasörünün içerisinde şu yeni grup 1 deneme amaçlı oluşturmuştum hatırlarsanız. O değil ama şu karakter grup 1 isimli grup altında modelimiz ve armatürümüz var. İkisi beraber bu grubun içinde. Ben bunu çift tıkladığım buna çift tıkladığım zaman ikisi beraber gelecekler. Çift tıkladım. İkisi beraber geldi. Şu anda biraz zor gözükse de şu armatür de var. Model de var. İkisi beraber geldiler. Ama bakın ayrı ayrı değil. Yani armatürü tek başına şu anda seçemiyorum henüz. Bu şu gördüğümüz tek parça bir şekilde geldi buraya link yöntemiyle. Ama bunda bir poz değişikliği, bir animasyon yaptırmak istediğimiz zaman buradaki menüden eğer poz moduna geçmek istersek geçemiyoruz. Çünkü bir işlem daha yapmamız gerekiyor. O da şu. Space tuşuna basıyoruz. Proxy yazıyoruz. Buradaki make proxy komutunu kullanıyoruz. Bağlantı kurmamız gereken obje animasyon objesi olan rig 1 objesi. Biliyorsunuz biz bu iki objeyi şu ikisini buraya aldık. Link yöntemiyle aldık. Görüntü olarak onlar şu anda karşımızda fakat animasyonla ilgili işlemlerle bağlantı kurmak için de işte bu proxy yöntemiyle orijinal dosyadaki rig yapısıyla bağlantı kuruyoruz. Onun için buradaki rig 1'i seçiyoruz. Biz onu seçer seçmez artık armatür seçilebiliyor. Model
seçilemiyor. Yani modelin vertexleriyle bir değişiklik yapamazsınız. Çünkü o burada değil şu anda. Biz bunu burada görüyoruz ama o diğer dosyayla bir bağlantı vasıtasıyla burada karşımızda. Armatür için de aynı şey geçerli ama onu seçebiliyoruz. Edit moda onda da geçemiyoruz. Edit moda onda yok. Yani var gibi gözüküyor burada ama giremiyoruz. Çünkü bu armatür objesi de aslında şu an burada değil. Link yöntemiyle bağlantı kurulmuş vaziyette. Ama onun sadece fonksiyonlarını da burada kullanabilmek için poz moddaki o proxy'yi yöntemiyle bağlantı kurmak gerekti. Onu yaptık. Onu yaptığımız için de zaten şu anda bu dosya burada olmadığı halde ona animasyonda yaptırabiliyoruz. Bu tamam. Bunun yerini değiştirmiyorum. Altta bir tane empty objesi var bunun. Aslında o empty objesiyle bunu istediğimiz yere alabiliriz. Fakat bunu tamamen olduğu yerde bırakıyoruz. Olduğu gibi. Şimdi ikinci karakter alacağız. Tekrar file diyorum. Link yöntemiyle. Bu sefer masa üstündeki diğer blend dosyası. Karakter 2.blend dosyasına giriyoruz. Onda da grup klasörünün içine giriyoruz. İşte onda da ikinci karakter, mavi elbiseli karakter ve armatür objesini bir grup altında toplamıştık. Karakter grup 2 ismi. İsimlerin farklı olması çok önemli. Bunun sonunda 2 var. Çift tıkladım, o da geldi. Şu anda tam üst üste oldukları için sanki gelmemiş gibi gözüküyor ama geldiler. Sağ taraftaki Outliner menüsünden kontrol edecek olursak şu karakter grup 1, onun hemen altında armatür için uyguladığımız proxy. Şimdi karakter grup 2 geldi. Onun proxy'sini yapacağız bir tek. O zaman işlem tamamlanmış olacak. Şu anda karakter grup 2 seçili. Outliner menüsünden kesin emin olabiliyorsunuz onun seçili olduğuna. Çalışma ekranında belki kimi seçtiğiniz şöyle tam belli değil. Ama bu Outliner menüsünde direkt ismini gördüğünüz için en son eklediğimiz link yöntemiyle karakter grup 2 burada gözüküyor. İşte buna yine Space tuşuna bastığımız zaman çıkan veya Ctrl-Alt-P ile uyguladığımız Make Proxy komutunu uyguluyoruz. Ve yapmak istediğimiz proxy işlemi de yine diğer orijinal dosyada duran Rig 2 isimli armatür objesinin fonksiyonlarını buradan kullanabilmek için işte burada Rig 2'yi seçiyoruz. Artık bunun da zaten Outliner menüsünde de gözüktü. Karakter grup 2'nin animasyonunu buradan yapabilmemiz için gerekli olan karakter grup 2 proxy isimli objesi de oluştu. Artık her şey hazır. Şöyle bir tanesini seçip bir kenara aldığımız zaman bunların ikisi de artık burada beraber çalışabiliyorlar. Biraz şöyle değiştirelim poz durumlarını. Yalnız ben onu hareket ettirmez. Bir tanesi hemen ötekinin yanına geldi. Şimdi ona bir bakalım. Bir daha deneyelim. Bir tanesini tekrar sağ tarafa aldım. Yine birini seçip bir tanesini seçip poz moduna geçeceğiz. Karakter grup 1. 2'yi seçtim. 2'yi seçtiğim zaman onun şeyi hazır. Ama onu hareket ettirmez. Ötekisi de geliyor. Şimdi ötekini tekrar seçtik. Poz moduna geçtim. Alt taraftan onu şöyle ayıralım. Ötekini seçiyoruz. O da ayrı. Şimdi biraz yine şöyle animasyonlar yaptıralım. G ile aşağıya aldık. Şu anda iki tane karakterimiz hazır. Bunlar link yöntemiyle kullanıldığı için bu sayıyı daha çok arttırmak istiyorsak o dersin başında yaptığımız karakter 1, karakter 2 blend dosyasından daha çok oluşturmamız lazım. Burada dersi kapatmadan önce son olarak bir eklemek istediğim direkt dersin konusuyla ilgili değil ama bu şekilde birden fazla armatürlü karakteri beraber kullandığımız durumlarda çalışma biraz yavaşlıyor. Eğer modelde Subdivision Surface Modifier varsa veya vertex sayısı fazla ise, vertex sayısı fazla ise yapacak bir şey yok ama Subdivision Surface Modifier uygulanmışsa, mesela modeli buradan seçtikten sonra
Burada sağ tarafta şeyi göremiyoruz. Modify ile ilgili bir işlem göremiyoruz burada. Ama başka bir yolu var. Subdivision Surface Modifier'ı katsayısını düşürmenin. O da şu. Sağ taraftan sahne kısmına giriyoruz. Aşağıda Simplify diye bir kısım var. Onu seçiyoruz. Ve oradaki Subdivision sayısını sıfıra çektiğimiz zaman ekranda gördüğümüz gibi görsel olarak Subdivision Surface Modifier'ın katsayıları şu anda sıfıra indirildi. Bütün modeller için. Ve bu şekilde hızlı bir biçimde çalışabilirsiniz sahnede. Sonra işiniz bittiği zaman, animasyon hazırlıkları bittiği zaman tekrar buradaki Simplify butonuna basarak onu devreden çıkartıp yine normal pozisyonuna getirebilirsiniz sahneyi. Böylelikle daha hızlı bir şekilde çalışma imkanı bulmuş olursunuz. Evet, bir aynı Blend dosyası içerisinde birden fazla aynı karakterden kullanmanın nasıl yapılacağını inceledik. Böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Hepinize iyi günler.